Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere pizza poğaça tarifini vereceğim. Üzerine koyacaklarınız tamamen kendi isteğinize göre. Öncelikle hamurumu yoğurarak başlıyorum. Şöyle bu tarifte kullandığım bardak ölçüm 200 milimlik. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1,5 su bardağı süt, ılık olacak şekilde. Soğuk eklemeyin, hamurunuz sert olur. Şöyle hemen sütün bardağıyla da 1 su bardağı ılık su. 2 adet yumurtanın sarısıyla beyazını ayırdım. Sarılarını üzerine ekleyeceğim. Beyazını da hamurumun içine. Şöyle 3 yemek kaşığı toz şeker. Öncesinde koymadım ki tabağa sizlerde ne kadar şeker koyduğumu görün diye. Şöyle dolu dolu 1 tatlı kaşığı tuz. 1 paket kuru maya. Yaş da kullanabilirsiniz. Öncelikle bunları birbirine yediriyorum. Tam anlamıyla mayanın içinde eridiğinden emin olun. Eğer sütünüz soğuk olursa mayanız içerisinde erimez. Unumu yavaş yavaş ekliyorum. Ben burada eridim. Toplamda 6,5 su bardağı un. Hepsini bir yavaş yavaş bir ekleyeyim. Sonunda ne kadar eklediğimi söyleyeceğim. Sert bir hamur yapmayacağız. Elimize yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Şöyle 1 su bardağı un daha eledim. Onu da ekliyorum. Bu yeterli, gelecek artık. Toplamda 7,5 su bardağı un eklemiş oldum. Sizler de yavaş yavaş ve dikkatli ekleyin. Ben 7,5 dedim diye tam 7,5 koymayın. 6 bardaktan sonra yavaş yavaş ekleyin. Hamuru toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alıyorum. Daha rahat yoğurmak için. Bundan sonra topladıktan sonra bir 5 dakika boyunca hamurunuzu yoğurun. Eğer yapışırsa şöyle benim gibi ara ara un serpebilirsiniz. Yeterli artık. Bir 5 dakikadır yoğuruyorum. Şöyle kıvamını göstereyim. Gördüğünüz gibi yumuşak, hafif elime yapışır gibi. Hamurunuzun yumuşaklığına lütfen dikkat edin. Eğer sert bir hamur yoğurursanız kesinlikle poğaçanız güzel olmaz. Şöyle üzerine bir poşet geçireceğim ya da streç film de sarabilirsiniz. Hiç fark etmez. Üzerine de temiz bir bez örtüyorum. Oda ısısına göre değişir ama 40 dakika ile 1 saat arasında kesin dinlendirin. Hamurum yeterince dinlendi. Ortalama bir 45 dakikada oda ısısında dinlenmiş oldu. Hemen şöyle toparlıyorum. Tezgahımın üzerine çıkarıyorum. Hemen şöyle toparlıyorum. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak bir hamur. Eşit parçalara böleceğim. Kaç tane çıkarsa. Önce şöyle hamuru ortadan keseyim. Çok büyük yapmıyorum. Mandalinadan birazcık büyük diyebilirim. Parçalara koparacağım. Çok büyük yapmayın hamurunuzu. Zaten tepside de mayalanacak ve şişeceği için hepsini eşit yapmaya çalışın. Hamurları beze haline getirdim. Toplamda 21 tane oldu. Şöyle tepsileri diziyorum aralıklı olacak şekilde. 2 tepsi çıkacaktır rahatlıkla. Şöyle aralıklı diziyorum. Kenara kaldırıyorum. Hemen diğer tepsime de. Benim fırınım mini fırın olduğu için 2-3 tepsiye kadar çıkacaktır. Çünkü aralıklı koyuyorum. Sizler de kendi fırınıza göre dizersiniz ama sakın iç içe koymayın. Şöyle üzerlerine temiz bez örtüp yarım saat dinlendiriyorum. Hamurlarım yeterince dinlendi. Ben şöyle bir tepsiyi hangi bardakla yapabilirim diye deneme yaptım. Sizlere de göstereceğim şimdi. Hemen diğer tepsimi alıyorum. 30 dakikadır bekliyordu. Daha rahat yapabilmek için şöyle bir miktar çok azıcık yağ batırıyorum bardağı. Su bardağı ile yapacağım. Tam ortasına bastırıyorum şöyle. Diğer elimle de
çıkartıyorum. Her defasında yağa batırmayın. Ben şöyle birazcık mısır, kırmızı biber, kaşar ve beyaz peynir, sucuk, domates kullanacağım. Siz de ne seviyorsanız onunla yapabilirsiniz. Ya da sevmediklerinizi de eklemeyebilirsiniz. Şöyle kaşar koyuyorum, beyaz peynir, kırmızı biber koyuyorum, yeşil biber, bir tane de domates, birkaç tane şöyle üzerine renk olması için de mısır bırakıyorum. Gene aynı şekilde. Çok fazla aşırı doldurmayın. Bu sefer taşar. Güzel bir görüntü olmaz. Aslında alta sucuğu koysam daha güzel olacak. Şöyle alta sucuk koyayım bir tane. Altına sucuk koyun. Bence daha iyi olur. Şimdi aklıma geldi. Şöyle birer tane kırmızı biber. Evet, bir tepsimi böyle hazırladım. Hemen diğerlerini de hazırlayacağım. Üzerlerine ayırdığım yumurtanın sarılarını sürüyorum şöyle. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ koydum yumurtanın içerisine. Daha güzel kızarması için. Tam anlamıyla her yerine gelsin. Fırınımı da ayarladım. 180 derecelik alt üst ayarda ısınıyor. Fırınıma götürüyorum. Bu piştikten sonra diğerlerini de sarılarını sürüp sürüp pişireceğim. Pizza poğaçaları fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Ben diğer tepsiyi de şöyle birazcık susamlı yaptım. Siz de isterseniz susam dökebilirsiniz. Hemen şöyle yumuşaklığını da sizlere göstereyim. Hemen bir tanesini alıyorum. Gördüğünüz gibi. Yumuşacık. Diğeri de aynı şekilde. Siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.